Ayşegül Hanım. Merhaba. Gelmenize çok sevindim. Buyurun. 20 hasta kapasitemiz var. Tabii şimdilik daha da genişleteceğiz. Alkol ve madde bağımlılığı günümüzün en büyük sorunu biliyorsunuz. Bunun için mümkün olduğunca fazla insana ihtiyacımız var. Ben ne yapabilirim sizin için? Burası gönüllü insanların özverisiyle yürüyecek Ayşegül Hanım. Kar amacımız yok. Bağışlar, yardımlar, alanında uzman doktorlar. Yani herkese ihtiyacımız var. Yalnız ben kardiyoloğum. Psikiyatrist değilim. Bir de bu konuyla ilgili bir uzmanlığım yok. Gönüllü olduktan sonra her branştan doktora ihtiyacımız var. Hastalarla ilgilenecek, sizin gibi tatlı insanlara ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Buradaki hastaların çoğu genç. Yani ilaçtan, tedaviden çok onlarla dertleşecek bir arkadaşa, kısacası sevgiye ihtiyaç var. Doktor değil de siz hasta mı olsam ben acaba? Bir de burası çok masraflı bir yer. Nasıl yürür ki kar etmeden? Merak etmeyin, bizi destekleyen çok sayıda hayırsever iş adamı var. Mesela Zafer Bey, kendisi bizim en büyük destekçimiz. Zafer Bey sizi çok tavsiye etti. Şimdi anlaşıldı. Oğlum nerede bu adamlar? Buradalardır. İyi git bak şunlara. Burada size ihtiyacımız var Ayşegül Hanım. Hem siz buradaki gençleri anlayabilecek en iyi insansınız. Ha siz bilmiyorsunuz. Ayşegül Hanım kardeşini uyuşturucu yüzünden kaybetti. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Yalnız bu çok özel bir konu Zafer Bey. Devamlı hatırlatmasak olmaz mı? Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ayşegül Hanım. Buradaki gençlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bilemiyorum. Yani bu çok büyük bir sorumluluk. Yapabilir miyim bilmiyorum gerçekten. Çok affedersiniz. Efendim? Bahri ve adamları elimde. Ne yapacağını biliyorsun. Hepsini gebert, sonra da bir çöplüğe at. Buyur Bahri baba. Büyükler her zaman önden gidermiş. Niye geldin? Sizi bırakacak halim yoktu ya. Aldın işte beni. Bırak gitsinler. Sen benimle dalga mı geçiyorsun baba? Ben şimdi bu adamlara bırakırsam... bu adamlar benim peşime düşmez mi? Buldukları yerde gebertmezler mi? Malıma, mülkümü... yakıp yıkmazlar mı baba? Ulan seni erkek sandık. Gel dedin geldik. Bırak evlatlarımı ne yapacaksan bana yap! Sakin ol babalık. Vaktim varken bizi öldürecekti Sabri Efendi. Yaptınız bunu. Poyraz geldi baba. Burası olduğuna emin misin? Vallahi telefonda öyle konuştular. Sabri hepsini toplamış. Neredelermiş? Çubuklu da bir depoya götürmüş.
Ne oluyor lan dışarıda? Sen nereden çıktın lan? Gideyim istersen. Hadi bir an önce çözle birader. Sabri gelmeden çıkalım. Yok dedem, öyle yapmayalım ya. Baba ne de olsa buraya gelmeyecek. Burada çaktırmadan bekleyelim, işte burada indiririz. Ha? İşte o en güzel aga. Kapıdaki heriflerin silahı var. Sağ ol birader, yine Hızır gibi yetiştim. Bundan sonrası sizde, hadi kolay gelsin. Artık sizin de benim gibi Poyraz'a bir can borcunuz var. Ya tamam, hadi bırak şimdi Poyraz'ı falan. Çıkmamız lazım buradan. Arayın çocukları. Gelip alsınlar bizi. Baba, bu ne yapacağız? Onu ellemeyin. O benim. Gelişme olursa haberleşiriz. Anlaştık evlat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.